ömrünü tamamlamış elektronik cihazların hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeden ekonomiye geri kazandırılmasının tek yolu geri dönüşüm. NTV ekibi Ankara'daki bir e-atık geri dönüşüm fabrikasında bu süreci görüntüledi. Televizyonlar, buzdolapları, bilgisayarlar, elektrik süpürgeleri, ütüler. Satın alınmayı değil, imha edilmeyi bekliyorlar. Türkiye'de her yıl 550 bin ton elektronik atık açığa çıkıyor. Bunların yalnızca %10'u geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürülmeyen elektronik atıklarsa hem çevre hem de insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Elektronik atıklar evlerden, iş yerlerinden, elektrik dağıtım şirketlerinden veya makine kimya endüstrisinden temin ediliyor. Atıl haldeki elektronik cihazlar önce ayrıştırılıyor, ardından yeni ürünler için ham maddeye dönüştürülüyor. Evde bir ucunda fiş olan her şey buraya gelebilir. İlk önce bir elle ayrım söz konusudur. Daha sonra büyük bir mikser düşünmenizi rica ediyorum. Bu ayrılmış olan parçalar o mikserin içine girer ve paramparça hale gelirler. Bütün bunların sonunda da elimizde saf, sanayide tekrar kullanılabilir metaller kalıyor. Elektronik atıklar bu yöntemle çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırılıyor. Peki elektronik eşyaları bozulan ya da eskiyen vatandaşlar geri dönüşüm için ne yapmalı? Bağlı bulundukları belediyeleri aradıklarında elektronik atıklar evlerinden gelip alınacaktır. Bu hizmet de tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.